Steve Jobs'un iPhone'u lanse ettiği 2007 yılından beri cep telefonları ilgili deneyimimiz hep aynı kaldı. Bu konuda Apple'ın CEO'su Tim Cook'u da epey eleştirdiğimi biliyorsunuz. Steve Jobs sağ olsaydı bence cep telefonları çoktan kökten bir değişimden geçerdi. Bu değişimi Apple yapamayacak gibi gözüküyor. Peki kim yapacak derseniz yine Apple'dan ayrılan iki mühendisin kurduğu Humane isimli şirket benim adayım. Apple'daki görevleri sırasında iPhone ve iPad gibi önemli ürünlerin arayüz tasarımlarını yapan, ayrıca işletim sistemine önemli katkılarda bulunan İmran Chaudhry ve Bethany Bongiorno isimli iki mühendisi kurduğu bir şirket. Şirket şu ana kadar 230 milyon dolar yatırımı almış durumda. İlk yatırımı ünlü Salesforce kurucusu Mark Benioff'tan aldılar. Şu andaki yatırımcılar arasında OpenAI kurucusu Selma Altman da var. Peki Humanity'nin çıkarttığı yeni ürün ne? Neden cep telefonunu yıkmaya aday? Belki de önemlisi bizim için ne gibi yatırım fırsatları var? Geleceğin teknolojiyle ilgili bize neler söylüyor bu ürün? İşte hepsini bu videoda bugün anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Humane'in çıkarttığı ürün ismi AI Pin yani yapay zeka iğnesi. Cihaz iki ana parçadan oluşuyor. Bir arkada pil destekleyicisi var. Ön tarafta da bilgisayar. Bilgisayar içerisinde ayrıca bir küçük pil daha var. Arkadaki booster dedikleri destekleyici onun enerjisini yüksek tutuyor. Cihazı yakanıza, tişörtünüze veya başka kıyafete iliştirmek için çok sayıda aksesuarları da var. Peki ne işe yarıyor bu cihaz temelde derseniz bizim yapay zeka evreniyle olan ilişkimizi değiştiriyor ve bir yandan da aslında bir cep telefonu yapacağı çoğu şeyden bizi kurtarıyor. Ve bütün bunları yaparken de bizi bambaşka bir deneyim içine sürüklüyor. Mesela aklınıza bir şarkı geldi. Emrediyorsunuz o şarkı size geliyor. Title isimli bir müzik sitesiyle anlaşmışlar. Peki nasıl dinliyorsunuz o müziği? İsterseniz bluetooth kulaklıklar takabilirsiniz tabii ama bir yandan da böyle havada size bir müzik küresi sağlıyor adeta. Ve oradan dinleyebiliyorsunuz. Yine ekranda gördüğünüz gibi bir sonraki şarkıya atlama, bir önceki şarkıya dönme, sesi açma, sesi kapatma. Avucunuzun içine yansıyan lazer görüntüler üzerinden yapılıyor. Tabii bir yerlerde böyle... En elinize bakıp lazerle oraya bir şeyler yansıtmış tuhaf el hareketleriyle müze ayarlamaya çalışırken gözükmek nasıl bir şey olurdu? Bu ayrı tartışma meselesi. Bunun yanı sıra tıpkı Chet de olduğu gibi sorular sorabiliyorsunuz. İster sesli emirlerle, ister görüntüler göstererek. Mesela burada bir avuç bademi gösteriyor ve içine ne kadar protein var diyor. İşin komiği ChatGPT burada yanılıyor. 15 gram civarında var diyor. Oysa 2-3 gram protein var orada. Buradaki örnekte de bir sonraki güneş tutulması ne zaman olacak ve en iyi nereden izleyebiliriz diyor. Avustralya'dan izleyebilirsiniz diyor. Anladığım kadarıyla bu da yan işte burada cihaz ChatGPT'nin kendi özgü sorunlarına maruz kalıyor. İleride ChatGPT geliştikçe bu problemler azalacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun dışında spontane çeviride de kullanabiliyorsunuz. Mesela buradaki örnekte İspanyolca konuşuyor karşıdaki insan. O aynen İngilizce dönüştürülüyor ve sizin verdiğiniz cevapta karşı tarafa İspanyolca gönderiliyor. Tabi bu bir demo. Gerçekte bu kadar etkin ve hızlı çalışıyor mu emin olmak zor ama iddiası sağlam. Öte yandan cihazın önünde bir kamera olduğunu fark ettiniz. Bu kamerayı normal bir video kamerası veya fotoğraf fotoğraf makinesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Etrafı kaydedebiliyorsunuz. Etrafta gördüklerinizi oraya aktarabiliyorsunuz. Cihazın kamerası veya mikrofon çalıştığında önünde bu gördüğünüz küçük ışık yanıyor. Trust ışığı diyorlar ona güven ışığı. Bu ışık sayesinde etraftakiler sizin kayıtlı olduğunuzu görebiliyor. İşte bu da gizliliği korumak adına yaratılmış bir çözüm. Gün boyunca çektiğiniz bütün fotoğraflar, görüntüler ve sizden topladığı bütün veriler şirketin genel merkezdeki database'lerde toplanıyor. Buralarda güvenlik var ve tamamen size özel diyorlar. Kimse size özel bilgileri göremez diyorlar. Orada tıpkı bir App Store'da olduğu gibi bu videoları edit edebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz, yollayabiliyorsunuz. Bütün bunlar orada gerçekleşiyor. Günlük sağlık uygulamalarında da yanımızda olacağını söylüyor cihaz. Örneğin bir şey yerken bu benim için sağlıklı mı, yiyeyim mi, yemeyeyim mi, kendi kalori, protein hedeflerini tutturduğumu bütün bunlara da cihaz yardımcı oluyor. Evet, Human'ın geliştirdiği Open AI yapay zeka iğnesi böyle enteresan bir teknoloji. Benim görüşümle bir kere önemli bir teknoloji bu. Çünkü cep telefonunun yerine veya cep telefonu tamamlayıcı yeni uç yapay zeka cihazlarının geleceği kesin. Bu teknolojilerin en ilginç örneklerinden bir tanesi Facebook'un Ray-Ban'la beraber geliştirdiği Ray-Ban Stories isimli gözlükler. Bunlar da aslında yapay zeka dünyasıyla olan ilişkimizi değiştirmeye niyetliler fakat kullandıkları arayüzler farklı. Yatırım tarafından bakacak olursanız bu uç yapay zeka cihazların arkasındaki teknoloji genelde Qualcomm çipleri oluyor. Qualcomm'un önümüzdeki günlerde önünün açık olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Nvidia ve AMD gibi şirketler daha ziyade merkezi serverlara veya PC'lere yapay zeka çipleri üretirken Qualcomm'un uzmanlaştığı konu cep telefonları gibi küçük cihazlar. İşte o uzmanlığı alıyor. Burada AI pin'e ve bir yandan da Facebook'un ray beraber geliştirdiği gözlüğe taşıyor. Peki pin AI cep telefonu yayın alabilir mi? Henüz açıkası pek sanmıyorum. Öncelikle izlediğimiz şey sadece bir demo. Gerçek hayatta bu işler bu kadar etkin çalışıyor mu emin değilim ki gördüğünüz orada bile yapay zeka hata yapıyor. Ayrıca mesela ele o lazer hakikaten o kadar net yansır mı? O havadaki ses topu nasıl bir etki yaratır insanların üzerinde? Bütün bunları bilmek zor. Bir yandan da mıknatısla kıyafetinize tutturulan bir ürün bu. Çalınabilir, düşebilir, kalkabilir. Yani böyle fiziksel deneyim sorunları da yaşanabilir. Cihazın teslimatları 2024 yılından itibaren başlıyor. Şu anda ön sipariş verebiliyorsunuz. Fiyatlar 690 90 dolardan başlıyor. Bir de üzerine 29 dolarlık iletişim paketi almanız lazım. Bu sizin merkezi yapay zeka çözümlerine ChatGPT gibi ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Bir yandan da gördüğünüz aslında bir telefon gibi de kullanabiliyorsunuz bu aleti. Böyle baktığımızda ucuz bir cihaz yok karşımızda. Yani ben iPhone'umu terk edeyim buna geçim dediğinizde neredeyse bir iPhone kadar para harcıyorsunuz. Ve iPhone kadar iyi bir çözüm olur mu ben bundan açıkçası hiç emin değilim. Fakat yine de söylediğim gibi önemli bir inovasyon adayı ve bu iki arkadaşın Apple kökenli olması ve Eminim fark ettiğiniz çok Apple vari zaten bir sunum bu. Üzerindeki kıyafetlerden ürünün aksesuarlarına, renk seçimlerine kadar her şey çok Apple'a benziyor. Bütün bunları diye almama neden oluyor. Pin AI başarılı olacak mı? Emin değilim ama mutlaka cep telefonunun ötesinde bazı cihazlar bizi dijital dünyaya ve daha da önemlisi yapay zeka platformlarına bağlayacaklar. Bu çerçevede yakından takip edeceğim bir çözüm. Ne yazık ki Türkiye'de işlemiyor. Türkiye'den sipariş de veremiyorsunuz. O yüzden deneyemiyoruz. Ama yakında zamanda Amerikalı fenomen arkadaşlar bunu alırlar, denemeye, oynamaya başlarlar. Şu ana kadar ürüne tepkiler biraz tartışmalı, biraz tuhaf geldi insanlar ama yeni ürünler zaten hep öyle geliyor. İleride belki oturacaktır. Bu mıknatıs, iğne gibi tuhaf özellikler insanları biraz korkuttu, düşer mi, çalınır mı vesaire. Ama bütün yeni teknolojiler hakkında zaten bu tip endişeler oluyor. Biz yatırımcılar açısından en önemli konu ise bu tip yeni cihazları üreten firmalar bu yeni cihazların Qualcomm örneğinde olduğu gibi donanımına veya OpenAI örneğinde olduğu gibi yazılıma destek destek veren kuruluşları bulmak ve bunları yatırım fırsatı olarak görmek. Çünkü şu kesin ki iPhone henüz ölmüyorsa da onun yerine yeni ürünler yakın zamanda hayatımıza gelecek ve belki de bunlar yapay zeka ile bize öyle değişik etkileşim fırsatları yaratacak ki biz daha cep telefonlarına gerek duymayacağız. Yatırım demişken salı akşamı kapanıştan sonra Nvidia bilançosu geliyor. Çok önemli bir bilanço Nvidia bu yılın en büyük kazanan oyuncusu oldu öyle söyleyelim. Acaba Nvidia nasıl bir bilanço getirecek? Bu konuda benim yatırım stratejim ne olacak? Onu da bugün YouTube YouTube katıl üyelerimle paylaşıyorum. Henüz katılmamışsanız mutlaka katılın. Bu tip hisse senetlerini almak için en iyi platform hangi isterseniz ben Quantfury'yi çok yoğun kullanıyorum. Çünkü burada işlemler tamamen ücretsiz ve oldukça fazla Amerikan hisse senedi burada yer alıyor. Buradan al sat yapabilirsiniz ücretsiz şekilde ve kolayca yatırım dünyasına siz de adım atabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. görüşmek üzere.